Değerli dostlar, sevgili seyirciler, geçen hafta çok değerli bir kardeşimizi misafir etmiştik. Geçen programda Beyzanur İnal bir eğitim mücadelesi vermişti ailesiyle birlikte. Yamanlar'dan mezun olmuştu, daha doğrusu mezun olamamıştı. Yamanlar kapatıldı, o yurt dışındaydı, Senegal'deydi. Bir daha okuluna geri dönemedi, onun acısını yaşadı ama Yamanlar'ı kapısından geri balyozla orayı dağıtmaya çalışan insanları görünce Beyzanur, madem onların elinde balyoz var, madem onların elinde silah var, madem onlar okulumu yıkmaya geldi, ben de elime kalem alacağım, kalemle bu mücadelemi sürdüreceğim dedi. Ve bu azim ve kararlılıkla Senegal'de, daha sonra gittiği ülkelerde sınavlara girdi, imtihanlara girdi, diplomalar aldı, kabuller aldı, bazen aldığı kabuller ret gördü, tekrar geriden başladı. İşte bu hikayesinin devamını dinleyeceğiz. Beyzanur İnal bugün ikinci bölümüyle gün bugünün konu. Gün bugün başlıyor efendim. Beyzanur Hanım, yeniden birlikteyiz. Hoş geldin tekrar yayınımıza. Safalar getirdin. Hoş bulduk. İnşallah güzel birkaç gün geçirmişsindir birinci bölümden sonra. Sevgili dostlar, sevgili seyirciler, senin bu mücadeleni seyrettiler, seyredecekler daha fazlasını ve onlar da etkilendiler. Onlar da kendi evlatlarına sizi parmakla göstererek işte eğitim mücadelesi böyle verilir dediler. Bundan dolayı biz de çok mutlu olduk. Şimdi hikayenizin geri kalanını dinlemek istiyoruz işin doğrusu. Senegal'den İspanya'ya geldiniz. Oraya kadar olan bölümünü biliyoruz. Orada 6 aylık bir eğitimden sonra, İspanyolca eğitimden sonra üniversitede kazandınız. Sonrası ne oldu? Eczacılık fakültesine kaydınızı yaptırdınız mı, okudunuz mu, eczacı oldunuz mu, yoksa karşınıza nasıl engeller çıktı? Evet, şu şekilde ben eczacılık fakültesine girdiğimde, hatta Senegal'de aldığım o IELTS akademik sertifikası sayesinde İngilizce derslerimi bile hani kredilerini almıştım, saydırmıştım. Her şey çok yolunda gözüküyordu. İlk haftadan arkadaşlar edindim, İspanyolların sıcaklığı çok sevdim. Yani çok harika hissediyordum aslında. Artık sürecin o yorgunluğunu yavaş yavaş üstümden atma gayreti içerisine girmiştim. Fakat şöyle bir sıkıntı oldu. Ben Milli Eğitim Bakanlığı'ndan denkliğe başvurmuştum. 6 ay sonra cevap veriliyordu ya. İşte o kart ulaştı bana. Ve o kartta lise diplomamın geçerli olmadığı yazıyordu. Ve ben de bunun için bir takım belgeler istiyorlardı. Apostil almak, Türkiye'den apostil getirmem gerekiyordu. Senegal'den de aynı şekilde birkaç işlem yaptırmam gerekiyordu. Fakat Senegal'de dediğim o international prosedür işleyemediği için o belgeleri alamadım. Türkiye'den de denedim, almayı gerçekten denedim ama oradan da bir şey elde edemedim. Türkiye'den olunca, alamadınız ki, Türkiye sizin orada okuduğunuzu bilmiyor mu? Milli Eğitim'de gerekli evraklar, belgeler yok mu? Verecekleri iki tane evraktı. Kesinlikle o şekilde düşünmüştük biz de. Hatta her şeye rağmen o yüzden denedik. Bir avukat vasıtasıyla bunu yapmayı denedik. Fakat oradaki memurlar şunu söylemişler. Yani eğer bu öğrencinin annesi babası yurt dışındaysa, araştırılır, F tipi hani olduğu anlaşılırsa hiç ya uğraşmayın ve hiçbir şey vermem hani demiş. Yani bu yüzden kanunun hakkınız olduğu halde size iki tane evrakı sırf babanız ya da anneniz herhangi bir şeyle suçlandığından dolayı vermediler. Evet, yani benimle hiçbir alakası yoktu. Çünkü ben zaten 16 yaşında Türkiye'den çıkmıştım. Yani sadece annem ve babamın hani daha araştırmadan bile yurt dışında olmalarından şüphelendiler yani. O şekilde alamamış oldum. Bu yüzden şöyle bir mücadele vermeye karar verdim. Yani maalesef. İspanya'da bir o zaman mücadele vermeye karar verdik. Burada bir dernek var, Casa Turca. Oranın irtibatta olduğu bir avukatlık bürosuna ben bu durumu anlattım. Hani sertifikalarım o zamana kadar Senegal'de ben online kurslar da yapmaya çalışmıştım. O boş kaldığım zamanlarda Fransızca kursuna gitmiştim.
Onların sertifikalarını yani her şeyim elimde ne varsa gösterdim onlara. Ben ne olur yani okumak istiyorum dedim. Ben üniversiteye girdim beni buradan çıkarmayın diye. Onlar da gerçekten yardım etmek istediler bana. Ve yardımcı olmak için gerçekten uğraştılar. Fakat Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda yani resmi dokümanlar konusunda çok sertti. O yüzden ne yazık ki onda da çok başarılı olamadık. Ama tabii ki de bu mücadeleye devam ettik. Ama ben tedbir amaçlı yani yine devam etmem gerektiği için liseye kaydolmaya karar verdim. Ve bir devlet okuluna liseye kaydolmaya gittim. Orada da şöyle bir sıkıntı oldu. İspanya'da üniversitelerde başörtü kesinlikle serbest olmasına rağmen bazı liseler bunu kabul etmeyebiliyor ve benim evimin yakındaki lisede kabul etmedi. Böyle bir şeyle karşılaşınca, yani tabii bu kadar zaten psikolojik zorluk, üniversiteden gelmişim liseye geri dönüyorum. Bunun üzerine bunu da yaşayınca ben de başka bir liseye hemen koştum. O lisede uzakta olduk. Yani tabii ki de asla vazgeçmeyi düşünmedim. Okuma kardeşim diyorlar sana. Yani vazgeç bak üniversiteden seni atıyoruz diyorlar. İşte liseye kabul etmiyoruz. Git evinde otur, çorap ör. Ne bileyim bir şeyler yap filan diyorlar. Sen niye vazgeçmiyorsun? Yani bizim çünkü bir gaye hayalimiz var. Yani bir benim bir olmak istediğim bir insan profili var. Yani bunu da ilim tahsil etmek. Yani ben ilimsiz yaşayabileceğimi düşünmüyorum yani. Allah'ıma çok şükür o içimdeki duygu hiçbir zaman ölmedi. Ve bunu kaybetmediysem yine dediğim gibi ortam, hani koyduğumuz hedefler, bir sonuçta bir yerlere gelip hani para kazanmak için veya başka amaçlarla gelmiyoruz. Daha iyi bir dünyada nasıl hani yaşayabiliriz? Veya işte birbirimizle olan ilişkilerimizi nasıl düzeltebiliriz? Yani topluma nasıl faydalı olabiliriz? Ya bunlar bizim hedeflerimiz. O yüzden bu şarttı çok yani. Çok değerli, mücevher gibi. Gizli hazine bu değerler. Maşallah. Sonra peki azminiz kırılmadı ve ne yaptınız diploma almak ya da liseyi bitirmek için? Evet, şöyle daha uzak bir okulda, uzak olduğu için de açık öğretimi tercih ettim. Ve hatta açık öğretimde şöyle bir imkanla da karşılaştım ve çok hoşuma gitti. Lise İspanya'da 2 sene. Toplam 9 ve 8 yani 17 tane ders var. Bunların hepsine kaydolmuş oldum. Benim amacım 2 senelik liseyi 1 senede bitirmek. Yani İspanyolca olmasına rağmen böyle bir kararı almak istedim. Çünkü birçok arkadaşımın da yaşadığı gibi benim de yıl kaybetmeme hani çabam vardı. Artık 18 yaşındasın. Yani üniversiteye gir bir an önce hani soğumasın arası diye böyle bir çabaya girdim. Ve canla başla o dersleri gerçekten geçmek için çok uğraştım. Çok şükür geçiyordum da gayet güzel gidiyordu. Fakat şöyle bir sıkıntı vardı bu sefer de. Lise... Tabii ki olmaz olur mu? Tam da diplomayı alacağınızı düşündük, hayal kuruyorduk. Ne oldu yine? Ben de yani bu hayallerin benim kaç defa yıkıldığını inanın ben bile sayamıyorum. Yani öyle söyleyeyim. Her seferinde yeniden deyip yeniden bir engelle karşılaşmış oldum yani. Bu sefer de şöyle bir şey oldu. Liseye koşullu beni kabul etmişlerdi. Ortaokul denkliğine başvurmam gerekiyordu. Artık lise diploması red ama ortaokula bu sefer başvur dediler. Ben de başvurmuştum. Ve 2 ay sonra bana cevap geldi. Ben tabii sınavlarımı geçiyorum, lisede güzel gidiyorum. Ortaokulda saymıyoruz. O zaman ben ne yapacağım? Yani aynen ortaokulda da burada okumanız gerekiyor. Veya şunu bana önerdiler. Mülteci statüsünü alırsanız. Yani biz başvuruyu yaptık ama daha oturumumuz çıkmamıştı. Ve bu İspanya'da çok uzun süren bir süreç. Yani 3 sene, 4 sene çok yavaş işliyor. Ve hatta çevremden bana tamam otur o zaman bekle biraz mültecilik statün çıksın. Ondan sonra devam edersin. Yorumu daha mantıklı aslında gözüküyordu insanlara. Ama ben yine diyorum ya şey yapmak istemedim. Soğusun istemedim arası. İlim tahsil etmek istedim. Çünkü benim için diplomalar önemli değil. Ben öğrenmek istiyorum. Yani
Ben çalışmak istiyorum gündelik bir şekilde, ilim tahsil etmek istiyorum yani. O yüzden çok şükür Allah o gücü de verdi ve ortaokula başlayacağım dedim. Bana bir seviye tespit sınavı, hani çok komik bir sınav yaptılar ilkokul hani seviyesini Çok iyi. anlayabilmek için, acaba kız okuyabilecek mi falan diye. Sonra ben hatta onlara üniversite notlarımı gösterince, yani üniversite sınavı notlarımı, yani bu sınavı sana yapmak çok komik ama resmiyet hani bu şekilde, yapacak bir şey yok dediler. Ben o sınava da girmiş oldum. Yani güzel bir hatıra Evet. olarak kaldı. Tarihin nadir gördüğü şahıslardan biri oldunuz. Üniversitede okurken ilkokul sınavlarına girdiniz. Yani Yeterlilik evet, ben de sınavlarına. anlamadım. Ve bunu Kesinlikle bir böyle an. tebessümle, bir heyecanla, bir yağda cemille anlatıyorsunuz. Bir öfke yok gözünüzden böyle dışarı. Bana bunu nasıl yaparlar arkadaş falan, böyle bir şey yok. Böyle bir hoş Yani karşılamışsınız. Geldi geçti. Ne kadar tatlı bir durum. Üstad Hazretleri diyor ya, yani zahmeti gidip rahmeti kalıyor bunların. Yani ben oradan kazandıklarıma bakıyorum. Çünkü faydasını çok gördüm. Hani ileride aslında ona da geleceğim. Ya bu yaşadıklarımın faydası aslında beni buralara hani getirdi diyebilirim, yani Allah'ın izniyle. Bu şekilde oralardan öğrendiklerimle. Çünkü benim sadece notlarım, belki biz sadece notlarımıza odaklanıyoruz. Ama aslında bizim geliştirmemiz gereken çok fazla yönümüz var. Duygusal zekamız, sosyal zekamız ve bu yaşadıklarımız, her şey bizim aslında bu zekalarımızı geliştiriyor. Ben bunu fark ettikten sonra bu anıları çok tatlı bir şekilde yad ediyorum. Yani bunları anlatmak beni kızdırmıyor veya kötü hissettirmiyor. Çünkü ben bunlardan çok şey öğrendim yani. Bir sınavı yapıp Evet. sanki o yanlışlıkları kontrol Pekala. ediyor gibi. İlk okula gitme şeyiniz onaylandı. İlkokul seviyesini geçmişsiniz. Evet, Sonra çok tekrar şükür. ortaokul, lise filan bu süreçler nasıl oldu? Tekrar sizi üniversiteye taşıyabildi mi eğitim serüveniniz? Tabii. Tabii ortaokula başladım. Uzaktan zaten sınavlara gidiyorum ve hocalardan izin aldım. Gittiğim okul çok güzeldi, çok yardımcı oldular. Ve bana lise dokümanlarını da verdiler. O şekilde ben liseye de hani hazırlanmış oldum. Resmi olmasa bile, çünkü benim hedefim aslında ortaokul değil. Çünkü bu konuları geçmem daha kolay. İspanyolca olsa bile, mesela ortaokulda şunda zorlanmıştım, tarih dersi. Hani İspanya'nın krallarını soruyorlar, benim hiçbir fikrim yok bunun hakkında. O Osmanlı da ilginç bir padişahlarını dönem. bile arka arkaya saymakta zorlanırız biz bugün. Sana İspanya krallarını Evet. sormuşlar. Bayağı zor soru. Evet, kesinlikle. O zamanlar çok zorlandım. Ama çalışarak yine bir şekilde geçiyordum. Çok şükür 2019'un Mayıs'ına kadar ben ortaokulu bitirmek tam üzereyken, bu süre zarfında ben bir avukatlık bürosundan bahsetmiştim ya, bu avukatlık bürosu da mülteci statümün erken çıkması için uğraşıyorlardı bu arada. Ve ben şunu da ekleyebilirim, bu avukatlık bürosuyla hani kontağım beni ciddi manada hukuka yaklaştırdı. Çünkü beni mesela konferanslara davet ettiler. İnsan hakları departmanında toplantılara davet ettiler. Yani ciddi manada değer verdiler. O yüzden bu şekilde de bir serüvenimiz olmuş oldu. Yani benim hukuka ilgim aslında oradan başlamış oldu. Ve bu şekilde hukuka da ilgim olunca bu yoldan aslında devam etmeyi kafama koymuştum. Şimdi Onun bu dışında hukuka ilgiden önce siz liseyi tamamladınız, diplomayı aldınız, uzaktan da olsa. evet, tabii ki de ortaokulu Sonra bitirdikten tekrar bir sınava mı sonra girdiniz? ha, tabii ki de şöyle, doğru orayı anlatmadım. Ya Mülteci orada bir boşluk statüsünü, kaldı. evet kesinlikle, mülteci statüsünü aldıktan sonra onlar benim ortaokulumu ve lisenin bir senesini kabul ettiler. O Senegal'de okuduğum yılı da kabul ettiler. Ama hani İspanya'da 12 sene ya olması gerekiyor eğitim. Bunu tamamlaman için İspanya'da lise sonu okuman gerekiyor dediler. Ve yerel üniversite sınavına girmem gerekiyordu. Bir yabancı öğrenci sınavına girmiştim zaten. Onda matematik, kimya, Tamam. biyoloji, İngilizce vardı. Şimdi bunda bir de tarih, edebiyat, dil anlatım, İspanyolca, bunlar eklendi ve bu benim gözümü çok korkuttu. Ama yine hiçbir zaman vazgeçmeyi düşünmedim. Yani
Bir şekilde olacak, hallolacak. Bir yıl veririm, 2 yıl veririm, 3 yıl veririm. Ama bir şekilde ben bu yola devam etmeliyim diye düşündüm. Ve çalışmaya başladım. Çok şükür derslerimde geçiyordum. Ve bu süre zarfında ben bu hikayemi de duyurmaya çalıştım aslında. Hani İspanya'da 5 tane kuruma, yardım kuruluşuna gidip yazılı bir şekilde derdimi anlattım. Hani bakın bunlar başıma geldi, başkasının başına gelmesin. Hani hem amacım biraz da oydu. Bu şekilde mücadele vermiş olduk. Yani onun dışında diyalog faaliyetlerine hani kendimi yönlendirmeye çalıştım. Böyle bulduğum her konferansa, bulduğum her fırsatı değerlendirmeye çalışıyordum. Hani aynı zamanda okurken ülkeyi tanımak adına. Bu şekilde liseyi okumuş oldum yani İspanya'da. Lise son. Tabii o sınava hazırlanma stresi çok Parantez ayrı içinde bir bir şey sorayım. Evde kardeşin var mı? Habire okudum, çalıştım diyorsun. Seni böyle çalışmaktan alıkoyan küçük afacanlar, kardeşler bunlar yoklar mı evde? Tek misin? 10 yaşında bir kardeşim var. Abim ve ablam da var ama onlar büyükler. Aslında abim de hukukçu yani benim. Onunla da çok bu süre zarfında tabii konuştuk, şey yaptık. Çok önümü açtı o da sağ olsun. Yani benim 10 küçük kardeşim yaşındaki de benimle kardeşine çok özel teşekkür ederim. Seni meşgul etmemiş. Abla şunu tabii isterim, çok abla mutluyum. bunu isterim filan deyip böyle gelip başının etini yememiş. Yani bunlar Ya çok şimdi önemli destekler, ha? kesinlikle kesinlikle aile desteği çok önemliydi. Her zaman arkamda durdular. Ve küçük kardeşime de ben her zaman ayırmaya çalıştım. Böyle sanki anlatınca çalıştım, okudum. Sanki tüm günüm öyle geçiyormuş gibi aslında anlaşılıyor İnan da. ben de öyle bir imaj oluştu. Sabah gözünü açıyorsun, elinde kitap, İspanyolca, tarih, coğrafya. Akşam gözünü kapatıyorsun, başka bir şey yokmuş gibi. Ama öyle değil, hayat devam Haklısın. ediyor, değil mi? Kesinlikle dediğim gibi farklı konferans işte o tarz şeylerin de yanında kardeşime kendim program yapmaya çalıştım. Hani çalışma, oyunlar oynama yani rehberlik etmeye de çalıştım kendi kardeşime de. Hatta çünkü ben şunu çok seviyorum. Onu da söyleyeyim o zaman yeri gelmişken. Senegal'de de mesela o şartlarda kardeşim o zaman 7 yaşındaydı. Arkadaşlarını toplar, işte bir oyun oynatayım. Film gecesi hani yapalım veya işte faydalı bir şey okuyalım, öğrenelim. Bunları da çok seviyorum yani çocuklarla onlara ön ayak olup bir şeyler vermeye çalışmayı. Onu kendi kardeşime de yapmaya çalıştım her zaman. Yani hayatım sadece ders çalışmaktan ibaret değildi. Ben şimdi o kısmı Anladım. odaklanıyorum. Yoksa gözümüz korktu yani bir anda hayattan kopup sadece kitaplarla mı yaşadınız? O iyi bir enstantane oldu. Peki tekrar dönelim eğitim hayatına. Üniversite Yani aşamasındaysın şimdi. evet, lise sınavına hazırlanıp sınava girdikten sonra hatta ben şöyle bir şey de diyeyim. Ben normalde devlet üniversitesinde okumayı düşünüyordum. Sonra çeşitli insanlarla konuştum burada doktorlarla, eczacılarla, avukatlarla, herkesle. Yani istediğim ufku tam olarak yakalayamadım. Çünkü ben kendimi uluslararası bir platformda hayal ediyorum ve uluslararası bir ortamda olmalıyım, o yolda ilerlemeliyim mantığı vardı var bende, hala öyle. O yüzden daha farklı yollar bakmaya başladım. Aslında bir yandan sınava hazırlanırken de çok vaktim olmuyordu. Burada bir okulu çok fazla methettiler bana. Dünya çapında ismi olduğu için, başarılı olduğu için ve uluslararası tamamen eğitim verdiği için. Özel bir üniversiteydi. Tabii ki de maddi olarak karşılamak mümkün değildi. Ama neden olmasın dedim. Benim arkamda böyle bir hikayem var. Benim işte onların istediği gibi kazanmaya çalıştığım, kendi çapımda geliştirdiğim özelliklerim, sertifikalarım var. Neden başvurmayayım dedim ve o özel üniversitede başvuru yaptım. Yani hem üniversite sınavına hazırlanıyorum, hem üniversiteye başvuruyorum. O şekilde oldu. Ve ben yine burada bir kısmına dönmek istiyorum. Çünkü hep ders çalışıyor gibi bahsettik ya. Lisede yine okurken aynı zamanda çok farklı imkanlar çıktı ve bu karşıma çıkan imkanlardan bir tanesi de UNHCR yani Birleşmiş Milletler Mülteci Komisyonu'nda
non bir bursuyla daha doğrusu bir eğitim kampına gitme imkanı yakalamış oldum. Bu da 30 günlük bir kamptı mesela. Bu international bir insan olma ufku bende biraz da orada da gelişti. Öyle söyleyeyim. Öyle bir 9 gün kampa boyunca. iştirak ettiniz. Tabii evet. European Youth Parliament diye bir Avrupa'da adı altında bir organizasyon var. Gençlere yani genç Avrupa vatandaşlarına veya orada yaşayanlara sunulan bir imkan. Münazara işte forumları oluyor. Avrupa'nın güncel problemlerine tartışıldığı forumlar. Bunu bir eğitim serüvenine çevirmişler. Ve ben evimden uzakta ilk defa kendi başıma gitmiş hani oldum. Ve oradan odamda mesela Ermenistan'dan arkadaşım, işte Belçika'dan, Almanya'dan, Rusya'dan, İsveç'ten, Norveç'ten o kadar fazla insanla tanıştım ki ve aynı yurtta, aynı odada 9 gün boyunca hani kalmış oldum. Çok bu benim hoşuma gitti. Yani o uluslararası aslında isteğim oradan da hani geldi. Onu açıklamak için bu kısma girdim. Ve dersin dışında da bu tarz şeylerle, sosyallerle de tabii ki de uğraşıyordum. Asıl hayatı Onun değerli dışında... kılan şeyler bunlar yani başka başka insanlarla tanışmak, kültürlerle tanışmak. Aslında Türkiye'de 15 Temmuz bir büyük bir musibet. Yani hiç şüphe götürmez. Fakat dünyaya bakan yönüyle sizin gibi genç arkadaşlar ya da bizim gibi orta yaşı geçmiş insanlar yeni kültürlerle tanıştılar. İlk defa belki bu kadar yakından tanışma, etkileşim içerisine girdiler. Önemli hikmetlerinden bir tanesi de bu oldu. Yani daha bir yakından dünyayı tanıdık. Türkiye'yi zaten aşmaya çalışıyordu insanlar. Ama hani içeride kalmak, Türkiye'de yaşamak daha kolaydı, daha keyifliydi. Güzel bir ülkemiz var elhamdülillah. Seviyoruz, hala çok seviyoruz. Ama dünyayla entegre olmanın başka yolu yoktu. Yani o insanlarla Ermenisiyle, işte Somalisiyle, Senegallisiyle, Fransızıyla aynı odada bulunmak, aynı çorbaya kaşık sallamak gerekiyordu. Ve bu da oldu yani. Bu çok önemli bir kazanım bir yönüyle. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum ve orada hani maddi yönünden de ziyade şu da var. Oraya ben hani yine bir mülteci statüsünde gitmiş oldum ve bunu da hani hiç çekinmeden söylüyordum insanlara ve Türkiye'nin problemlerini paylaşmak için de aslında bir platformdu. Yani yaşadığımız sıkıntıları, kendi hikayemi ben o platformda da paylaştım. Yani bu noktalarda da zaten bize kapı oluyor. İnsanlar çünkü çok açık görüşlü yani. Kendimizi ifade etmeyi de bildiğimiz zaman dinlemeye hazırlar. Onlar da çok destek oldular, sağ olsunlar. Onlar da beni çok motive Evet, etti. Hala şunu görüşüyorum. gördük, görmüşsündür. Türkiye'deki genel şey, bütün dünya bize düşman. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Hani bu sloganlarla okullarda bile bu sloganlarla yetiştiriliyor genç kuşaklar. Ama yurt dışına çıktığınızda yani hiç kimsenin Türkiye'ye düşman olmadığını, Türk'ün Türk'ten başka, Müslüman'ın Müslüman'dan başka dostları, arkadaşları olduğunu, olabileceğini görüyorsunuz. Dünya yaşanılabilir bir yere hale getirilebilir. Bunu görüyorsunuz. Kesinlikle. Orada benim ümidim gerçekten çok arttı. Çünkü 9 gün boyunca ortamda kalmayı düşünmek beni çok aslında ilk başta korkutmuştu. Yani tek olmuş olacağım gibi hissettim. Ama bunu bana o kadar hissettirmediler ve o kadar beni farklılıklarıyla, aslında sadece beni değil, yani hepimizi farklılıklarıyla kabul edip bu şekilde beraber yine de çalışabileceğimizi görmüş oldum yani orada. Bu şekilde de bir tecrübem olmuş oldu ve benim bu uluslararası fikrimi de perçinlemiş oldu, öyle söyleyeyim. Peki şunu anlamadık. Şu anda hangi okuldasın? İlkokulda mısın? Ortaokulda mısın? Lisede misin? Hangi okuldasın? Nereye devam ediyorsun? Seni nereye taşıdı bu süreç? Evet, lisede. Yani bu olay o kadar gerçekten karışık ki şu an lisede hani oldum bu programa katıldığım zaman lisede sınava hazırlanıyorum. O zaman olmuştu. Tabii bu karışık olunca şöyle söyleyeyim. Ben bir senede gerçekten 5 defa kayıt değiştirdim. Yani lise 2, lise 1, ortaokul, tekrar bir daha liseye dön.
hani benim de kafam karışıyor anlatırken. O yüzden kusuruma bakmayın yani. En son şurada kalmıştım. Devam. En son bu özel üniversiteye başvuru yapmıştım ve aynı zamanda da yerel sınava girmiştim. Şöyle Allah'ım yani bu çabaların sonucu mu artık, hani her zorluğun arkasından bir kolaylık vardır ya, bunu şahsen tecrübe etmiş oldum yani. Bir anda tüm kapıları açtı. Hani şöyle açtı. Ben bu sınava girdim ve hiç beklemediğim bir şekilde, yani en yüksek puan 10'du ve ben bu sınavdan 9 almışım hani ortalama olarak. Tarihi, edebiyatı hepsi içinde ama gerçekten ben de buna çok şaşırdım. Ve dedim gerçekten demek azmin sonu Allah mükafatsız bırakmıyor. Umarım yani inşallah hem bu dünyada hem de ahirette almayı nasip etsin. İnşallah. Evet. Bu şekilde yani güzel bir sonuç alınca devlet üniversitelerinde tercih etmedim. Çünkü özel üniversiteden burs verdiler %100. Maşallah. Öyle olunca ben o üniversitede daha international bir ortamda ve istediğim bölümde hukuk alanında ilerlemeyi tercih ettim. Ve bu üniversitenin sunduğu diğer bir imkan da çift diploma özelliğiydi. O yüzden ben yanında da bir bölümden seçmek istedim ve Business Administration seçtim. Yani iki bölümü okumak için o üniversiteye yola çıkmış oldum. Yani bir iki sene içerisinde ilkokulu, ortaokulu, liseyi bitirdin tabiri caizse. Şimdi iki diploma almak için iki bölümde özel bir üniversitede okuyorsun. Bütün bunların hepsini dört yıla sığdırdın maşallah. Yani çok karmaşık oldu, çok inişler çıkışlar yaşadım. Hatta ben şunu çok seviyorum, şunu yapmayı. Hani biz sınavlarda mesela en güzel öğrenme yolu gidip tekrar yanlışlarına bakıp o yanlışlardan öğrenirsiniz ya. Hani ben de onu kendi hayatımda yaptım. Aslında bu kadar mutlu aslında anlatmamın sebebi de bu yani. Hayatımı alıp bir inceliyorum. Nerelerde yanlış yapmışım, nerelerde düşmüşüm. Mesela Senegal sürecinde çok fazla sabır ve tevekkül gösterememişim. Ama İspanya'da daha sakindim mesela. Hani bunu öğrenebilmiş miyim? Hep kendimi analiz etmeye çalıştım. Yani yanlışlarımdan öğrenip onları bir daha tekrarlamamaya gayret ediyorum. Yani şu an sonraki hayatımda da öyle devam edeceğim. Bir gün International'da iyi bir noktaya geldiğinde ilk yayına burada çıktığını unutmazsın inşallah. Yeni tabii davetlerimizi ki, kabul edersin tabii. Herhalde. Raindrops'ta evet dersin. Kemal abi beni yayına çıkartmıştı filan. Ve sende öyle bir ışık var. İnşallah sen ve senin gibi kardeşlerimiz, arkadaşlarımız uluslararası arenada Türkiye'yi temsil edecekler. En güzeliyle temsil edecekler. Ya da bulundukları ülkeleri de ayrıca. İspanyol vatandaşı olacaksınız, Kanada vatandaşı olacak, başka ama Türkiye'den gelmiş, Türk orijinli, İspanya vatandaşı, Kanada vatandaşı, Amerikan vatandaşları, dünyaya farklı bir şey söyleyeceksiniz. Ve sen de bu ışığı taşıyorsun. Zaten hikayeni bundan dolayı ayrıca takdir ettik. Dedik ki bu azim, bu kararlılık, bu yüreklilik bütün kardeşlerimizde olmalı. Sadece gençlerde değil, bizim gibi yetişkinlerin de ihtiyacı var. Artık bizden bir şey olmaz. Yaş geldi 45-50 bilmiyorum baban ne iş yapıyor orada ama böyle bir ümitsizliği var mı? Benden Uber şoförü olur. Benden işte sadece boyacı badanacı olur. Değil yani. Belki yeniden kesinlikle akademik çalışmalara başlamalı. Yeniden mesleklerimize girmeliyiz. Sizin gibi genç kardeşlerimiz bize ışık tutacaklar. Bundan dolayı ayrıca minnettarım. Çok teşekkür ederim. İnşallah ben çok teşekkür ederim. Peki hikayeni noktalayacak bir son cümlen var mı? Ailenle ilgili, eğitim serüveninle ilgili, bulunduğu ülkeyle ilgili ya da genç kardeşlerimizle ilgili? Yani şu şekilde benim buraya çıkmakta da zaten vermek istediğim hani mesaj, hepimiz benzer zorlu serüvenlerden geçiyoruz. O yüzden burada hani aile ilişkilerimiz özellikle, yani ben kendi tecrübemden biliyorum, zedelenebiliyor, bazen tolerans hani birbirimize azalıyor çünkü sinirler çok yıpranıyor. Yani ümitsizliğe düşüyoruz, bazen işler çıkışlar yaşıyoruz.
Ama gerçekten bizi en çok düşünen zaten hayatta ailemiz, onlara da hani sahip çıkmalıyız, yani tutunmalıyız diye düşünüyorum. Ve önümüze çıkan engelleri de dediğim gibi, hani bunlardan mutlaka bir şey öğreneceğim diye her gelen yeni engeli yeni bir heyecanla, yeni bir hevesle, yani mutlulukla karşılamayı öğrenmek aslında bize çok şey katacağını düşünüyorum. Umarım hepimiz bunu başarabiliriz diye ümit ediyorum. Ve sakın ümitsizliğe yani hiçbir şekilde kapılmamamız lazım bizim. Yeni günlere ümitle, aynı azimle tutunarak yürümeyi Allah hepimize nasip etsin istiyorum. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sizin bu yolculuğunuzda size eşlik eden, destek veren ailenize de ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, onlar yalnız bırakmamışlar. Arkadaşlarınıza, dava arkadaşlarınıza, hepsine minnet ve şükranlarımı iletiyorum. Programa çıktığın için, bunları açık yüreklilikle paylaştığın için ayrıca teşekkür ediyorum. Yolun açık olsun. Senin tabirinle international, Türkçe tabirle uluslararası olmak konusunda yolun açık olsun. Çok selam söyle ailene. Teşekkür Başarılarının devamını diliyorum. Hoşça kal. ederim. Hoşça kalın.